Öğrencilerim genellikle kursları çalışırken Max'te benim kullandığım versiyonumu kullanmalı oldukları ile ilgili sorular sorarlar. Genelde şey olur daha eski versiyon soru kullanıyordur öğrenci yeniye geçmeye üşenir. Burada da tam tersi bir durum olmuş. Öğrencimiz Elif Hanım 2023 bende var siz de 2022 kullanıyorsunuz. Bu bir sorun oluşturur mu demiş. Bir saniyenizi rica edeceğim. Şimdi benim buradaki cevabım eski sürüm olanlara mutlaka işte kurstaki sürümü kurun en azından şeklindedir. Ama daha yeni versiyon kullananlar yeni versiyonla devam edebilirler. Çok nadiren dersi takip etmenizi zorlaştıracak farklılıklar olabiliyor. Hani 2022 ile 2023 arasında zaten olduğunu düşün bildiğim bir fark yok. Hani böyle ders takibini zorlaştıracak bir fark yok bildiğim kadarıyla varsa da çok çok nadiren çıkar. Böyle durumlarda da hazır 2023, zaten daha güncel olan kuruluysa o dersi bir durdurup o konuyla ilgili bir 5-10 dakika araştırmanızı yapıp o aradaki farkın ne olduğunu kavrayıp devam etmeniz daha iyi olur. Hani güncel versiyon her zaman benim tavsiyemdir. Bir de içinizi rahatlatacak bir şey söyleyeyim. Versiyonlar arasında arkadaşlar şimdi zaten benim sürekli vurguladığım bir şey bu. Ben e, şurayı tıklıyorum bu komutla bu çizilir. Bu komuta basınca şu oluyor bakın. Şeklinde eğitim vermiyorum zaten. Yani tabii ki bunları anlatıyorum ama benim eğitimlerimin en büyük özelliği yapmaya çalıştığım, başarmaya çalıştığım şey 3 boyutlu modellemenin mantığını, komutların arkasındaki programın düşünce şeklini ve sizin de o komutları tercih ederken neler düşünerek o şekilde bir modelleme sürecine girdiğinizi bilerek, anlayarak çalışmanız. Bundan dolayı da işte aslında siz 2010, yani benim kursum mesela Max 2022 ile hazırlanmış durumda. Muhtemelen 2024 versiyon çıktığında bir güncelleme yoluna giderim. Ama aslında derslerde anlattığım konuların özü hani nereye tıkladığımdan bağımsız olarak ee, bütün 3 boyutlu modelleme programlarında bırakın Max'in 2022-2023'ünü. Yani bir extrude'un mantığı, bir latenin yani bir kesiti dairesel yönde çevirmenin hani yüzey oluşturma mantıklarını aslında bütün programlara adapte edebilirsiniz. Onu da paylaşmış olayım. Yani e, asıl konu şey değildir. Onun düğmesinin şekli burada, o programda düğme oradaydı da bu programda, bu versiyonda düğme buradaydı. Aslında o biraz böyle yoğurdun kaymağı dediğimiz işin yüzeysel tarafı. Asıl onun altındaki bilgi ve onu da aslında bütün versiyonlara adapte edebilirsiniz. Hepsinde geçerli. 3ds Max'in tamamında zaten Max mantığının, Max mekaniğini anlattığım için bütün versiyonlarında rahatlıkla çalışabilirsiniz. Bu kurstaki öğrendiğiniz bilgilerle. Onu da paylaşmış olayım.